Avukata tebligat gelmiş hayatım. İfade için savcılığa gitmemiz gerekiyormuş. Neden? Dava yeniden açıldı ya. İfademizi alacaklarmış. Peki avukat gitse sizi temsilen olmuyor mu? Vallahi babacığım bizzat bizim orada bulunmamız gerekiyormuş. Lüzumsuz yere yoruyorlar insanı. Çok da lüzumsuz değil bence. Düşünüyorum da polisiye romanlarda genellikle katil kurbanın yakınlarından çıkarmış. Bu bir roman değil Şahikacığım. Bahsettiğiniz kişinin Beril'in babası olduğunu unuttunuz galiba. Hı? Sen ona bakma bir tanem. Her zamanki Şahika işte. Dilinin ayarı yok. Yani seni tanımasam, ne kadar patavatsız olduğunu bilmesem, kötü niyetli olduğunu düşünürdüm. Anne oğul ikiniz de alma sıkıcısınız. Gerim gerim gerildiniz. Ortamı neşelendireyim dedim. Öyle ya da böyle. O caniye her kimse inanıyorum ki yakalanıp cezasını çekecektir. İnşallah yine yanlış kişiyi yakalamasınlar da. Yanlış kişiyi yakaladıkları ne malum? Belki gerçekten oydu. İlahi Asuman, adam aklandı. Ben görmeyeli senin zekan bayağı keskinleşmiş. Bir türlü büyüyemedin Şahika. Çocuk gibi davranmak koca bir kadına yakışıyor mu hiç? Benim içim dışım bir babacığım. Kıymetli oğlunuz gibi politik davranamıyorum. Ne yaparsınız? Anneme benzemiş. Oğlunuz da annesine benzemiş. Ne acı değil mi? İki çocuğunuz da size çekmemiş. Torunun çeker belki. Hem sen hep öyle demez misin? Doğru. Umudum geleceğin muzaffer yoran elini beklemek. Ya siz beni ne zaman dede yapacaksınız? Hala neyi bekliyorsunuz? 10 yıl oldu evlenelim. Vallahi biz de istiyoruz babacığım ama işte bakalım kısmet. Hiçbir zaman kısmet olmayacak. Anneliği hak etmiyorum ben. Kusura bakmayın. Bugün kendimi de iyi hissetmiyorum. Sizi afiyet olsun. Neyin var senin? Söyledim ya. İyi hissetmiyorum kendimi. Çocuk konusunda neden öyle düşünüyorsun? Neden hak etmiyorsun anne olmayı? Daha çok gençsin. Ender'le birbirinizi seviyorsunuz. Tabii ki olacak çocuk. Olması lazım. Niye lazım olsun ki? İşte bile. Biz böyle iyiyiz. Ama çocuksuz olur mu hiç? Hem Muzaffer için çok önemli. Bir torun, bir varis. Muzaffer Bey varis istiyor diyor. Çocuk mu yapacağız? Bizim hayatımız bu. Karışmayın bize. Karışmak gibi bir niyetim yok. Sadece anlamaya çalışıyorum. Genç, sağlıklı bir kadın. Neden çocuk istemez? Anne lütfen. Ne olursun yalnız bırakın beni. İyi değilim diyorum. Lütfen. Beril adına sizden özür dilerim babacığım. Bu olaylardan dolayı bu aralar sinirleri çok bozuk. Orası muhakkak da kendini niye anne olmaya layık hissetmiyor ben onu anlamadım. Layık görmüyor değil. Hayır yani fiziksel olarak bir sorun varsa, tedavi bile edilemeyecek bir durumdaysa o zaman ne bileyim evlat edinmeyi düşünebilirsiniz mesela. Asla. Evlatlık olmaz. Ya sen kendi canından kanından olmayan birine babalık yapabilir misin? Yapamazsın. Kan bağı çok önemlidir. Ben bu konuda sizinle aynı fikirde değilim babacığım. Sonuçta çocuğu kimin büyüttüğü önemli. Beril isterse ben yapabilirim. Hayat senin. İstediğin kadar hata yapmakta hürsün. Ama bir başkasının çocuğunu
torunum olarak kabul etmemi beklemeyin benden. Benim kanımdan olmayan varisim olamaz. Ay nereden çıktı şimdi bu evlatlık konusu? Durduk yerde niye bunu tartışıyoruz? Daha çok gençler. Durun bakalım. Keyif alıyorsun değil mi insanların damarına basmaktan? Hepimizin keyfini kaçırmak için mi döndün? Niye döndüğüm bir tek beni ilgilendirir. Hem zaten ben yokken de çok tatlı bir haliniz olduğunu düşünmüyorum. Bu gecelik yeter. Başımı ağrıttınız. Gidelim, geç oldu artık. Sen daha kalıyor musun? İstersen gideceğin yere bırakalım. Ben burada kalacağım. Ah, Beril çok ısrar etti, kıramadım. Evimin tadilatı bitene kadar buradayım. İyi geceler.